akşamlar diliyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Yaşama Dokunanlar Platformu'nun bu buluşması için platforma katkısı olan herkese minnettarız. Herkese teşekkürle hatırlamak istiyorum. Bu arada platform başkanımız Sevinç Hanım'ın hakikaten yaşama da yüreğe de dokunan resimlerinin çoğalmasını diliyoruz. Platformun amacı zaten bu duyguları ve bu ortak inancı bütün Türkiye satına yaymak. İnşallah platform bunda çok başarılı çalışmalara imza atacaktır. Ve her zaman bizler bu platformun değerli katılımcılarını, değerli temsilcilerini bu çalışmalarında desteklemeye devam edeceğiz. Efendim tabii ki 15 Temmuz bizim tarihimizin en önemli kırılma noktalarından biri. Belki 1071 gibi, belki Kurtuluş Savaşı yılları gibi, belki 1514 gibi bir kırılma noktası. Ama tabii bu kırılma noktasının bir siyasi hafızaya çarptığını da söylemek isterim. Darbeler tarihini yaşım yettiği kadar tabii ki yaşamış, bazen hakikaten çok kötü de yaşamış bir arkadaşımızın. 27 Mayıs'ı hatırlıyorum mesela. 7-8 yaşlarında bir çocuktum. Ve 27 Mayıs darbesinde akrabalarım, amcalarım yaşadığımız köyden alınıp götürüldüler ve çok sonra onların işte Sivas toplama kampına götürüldüğünü duyduk. O benim bu darbelerle belki ilk hafıza iletişimim değil. 12 Mart'ta lise öğrencisiydim. Tutuklanmadım ama o darbeyi de hakikaten ilinde hissettim. Çünkü yine akrabalarımın büyük bir bölümü, dostlarımın büyük bir bölümü 12 Mart darbesi sonucu tutuklanmışlardı. 12 Eylül'de kendimi Diyarbakır cezaevinde buldum. 6,5 yıl kadar bu cezaevinde yaşadım. 88'de tahliye oldum. Ve şu tarihin sürprizi mi desem ya da ironisi mi desem son darbe girişiminde de kendimi Mardin halkını temsil eden bir milletvekili olarak, Türkiye'yi temsil eden bir milletvekili olarak meclisin çatısı altında benim gibi düşünen, benim gibi inanan, ortak bir davanın insanları diyebileceğimiz, AK Parti'den, CHP'den ve MHP'den çok sayıda milletvekili arkadaşımla birlikte meclise atılan o bombaların altında bulundum. Bu herkese kısmet olmayacak bir şey. Çinlilerin bir atasözü var. Derler ki, kötü zamanlarda yaşayasın. Kötü zamanlar dedikleri Çinlilerin tabi altüst oluş zamanları, yani tarihsel kırılma zamanları. Herhalde Türkiye'ye birileri beddua etti ve biz hakikaten kötü bir zamanı birlikte yaşadık. 15 Temmuz için tabi ki çok erken şeyler de söylememek lazım. Belki sanat edebiyat alanında özellikle söylememek lazım. Çok fazla iddialı olmamak lazım çünkü 15 Temmuz'un Türkiye'ye kazandırdıklarını görebilmemiz için, çok daha iyi anlayabilmemiz için tarihin deyim yerindeyse biraz demlenmesi lazım. Belki yıllar sonra bugünkü hafızaya ve bugünkü bilincimizle o gecenin her birimiz birer şahidi olarak yıllar sonra yaşadığımız o geceyi çok daha farklı tarif edecek ve çok daha farklı yaşayacağız. Ortak duygular üzerinden yaşayacağız. Edebiyat yazılacak, roman yazılacak, şiir yazılacak, sineması yapılacak. Ama benim naçizane tavsiyem bunu yaparken hiç aceleci olmamak lazım. Çünkü sanat ve edebiyat dediğimiz şey hakikaten tarihin belli bir demlenme döneminden sonra ortaya çıkan şeydir. O gece sokağa çıkarken hepimiz şunu biliyorduk. Arkamızda güçlü bir liderimiz var. Ve o liderimizin bizi nerede olursak olalım, bu darbeci çeteye karşı nerede tavır koymuş olursak olalım, yanımızda olduğunu, onu yanımızda hissedeceğimizi ve ekranlardan veya başka bir biçimde onun sesini duyacağımızı biliyordum. Ben şahsen bundan emindim. Evimden ayrılıp meclise gittiğimde Cumhurbaşkanımızın, Başbakanımızın mutlaka halka o bildiğiniz çağrıyı yapacağını biliyordum. Çünkü artık Türkiye toplumu, Türkiye insanları, Türkiye yurttaşları
darbeler zamanında işte televizyonlardan ya da radyolardan okunan o bildirileri böyle itaatkar bir biçimde karşılayacak ve susacak bir toplum değildi. Ama doğru bir siyasi lidere ve doğru bir siyasi önderliğe de ihtiyaç vardı. Yani ne 27 Mayıs'ta olduğu gibi o bildiriyi evinde karşılamaya hazır insanlar vardı. Ne 12 Mart'ta ne de 12 Eylül'de olduğu gibi ya da 28 Şubat'ta olduğu gibi. Susmayacaktı bu toplum ve susmadığını da ortaya koydu. Bunu tabii dünyanın anlamasını isterim. Dünya ile olan ilişkilerimizde, bilhassa son zamanlarda, bilhassa Avrupa Birliği yöneticilerinin, politik aktörlerinin yaptığı açıklamalara baktığımızda 15 Temmuz'un büyük hakikatine rağmen ha Türkiye'deki bu yeni uyanışı, bu yeni bağımsızlıkçı ruhu anlamadıklarını görüyoruz ve üzülüyoruz. Onlar belki işte tırnak içerisinde eksik demokrasimize falan vurgu yapıyorlar ama biz onların 200 yıl bizimle ilgili olarak geliştirdikleri eksik anlayışlarını artık çok iyi görebiliyoruz. Bu eksik anlayışlar ve Türkiye'yi tanımayan emperyal, oryantalist anlayışlar üzerinden Türkiye'de hiç kimse normal, eşitliğe dayalı, demokratik ve hükümranlık haklarına saygı temelinde bir ilişki kurulabileceğini düşünmesin. Avrupa dostlarımıza da bu vesileyle bunu bir kez daha hatırlatmış olalım diyorum. Platformun çalışmalarının devamını diliyoruz. Bu çalışmaların bütün Türkiye'yi kuşatmasını temenni ediyoruz. Şehitlerimize minnet dağılıyoruz. O gece ben meclise kızımla birlikte gittim. Biz 4 kişilik bir aileyiz. Bir engelli oğlum var. O gelemezdi daha zaten. Annesiyle onu evde baş başa bıraktık. Ama kızımla birlikte meclise gittik. Bu değerli ödülü kızım ve 11 Kasım'da kaybettiğimiz Derik Kaymakamımız Muhammed Fatih için anıyorum efendim. Hepimize bir aşkım. Yüksek İstişare Kurulu Başkanı.